asırlar evvel Irak'tan Anadolu'ya göç etmiş ve seyitlik beraatına sahip Karatepeli namıyla meşhur bir aileye mensup olan Ahmet İslamoğlu, 1936 yılında Kayseri'nin Devel ilçesinin Feneze mahallesinde doğdu. Babası Kadiri tarikatine mensup Ali Efendi, annesi Hanife Hanım'dır. İlk eğitimini babasından alan Ahmet İslamoğlu, 1944 yılında başlayarak 4. sınıf dahil Dumlupınar İlkokulu'nda okudu. Bu okulda medrese eğitimi almış ve Osmanlı kültürüyle yetişmiş Yakup Hoca'dan 3 yıl eğitim gördü. 4. sınıfı da Mehmet Bey'le okudu. 5. sınıfı okumak içinse İstiklal İlkokulu'na gitti. 1. haftanın sonunda bir kaza sonucu parmağını bıçak kesmiş, eli sarılı halde okula gidince öğretmeni, "Ben sınıfımda ahenk bozan talebe istemiyorum." diyerek onu rencide etti. Buna çok içerleyen Ahmet İslamoğlu, "Tamam öğretmenim, bir daha ahenk bozan talebeyi sınıfınızda göremeyeceksiniz." diyerek bir daha okula gitmedi. Büyüklerinin ve çevresinin ısrarlarına rağmen bir daha okula gitmedi ve o günden sonra bir Kur'an talebesi oldu. Büyük dedesi Osman Çavuş'tan Kur'an eğitimi almaya başladı. Aynı zamanda bir terzinin yanında çırak olarak çalışan Ahmet İslamoğlu, bir yandan da oldukça hacimli Osmanlıca tefsirler okumaya başladı. 1953 yılında İbrahim Tunalı Hoca'dan Arapça dersleri almaya başladı. Aynı dönemde Mahmut Sami Ramazanoğlu Hoca Efendi'nin halifelerinden Yahyalı Hacı Hasan Dinç Efendi ile tanıştı ve ondan Nakşi dersi almaya başladı. Ahmet İslamoğlu, Kadiri Tarikatı dersiyle Nakşi Tarikatı evradını sonuna kadar devam ettirdi. Çok genç yaşta tasavvufa gönül veren Ahmet Hoca, Hacı Eyüp Cebeci'den Arapça öğrenmeyi sürdürdü. 1955 yılında ise Develi Müftülüğü'ne atanan Mehmet Bilici Hoca'dan Emsile, Bina, Maksut ve İsar dersleri almaya başladı. 1957 yılında Develi Camii Kebir'de vaazlara başlayan Ahmet Hoca, bir yandan da hocalarından ilim tahsilini sürdürdü. Zamanla temel İslami kaynaklar, yanı sıra yeni çıkan İslami eserlerin de yer aldığı bir kütüphane oluşturdu. Kütüphanesi, onun yanı başındaki mektebi ve medresesi oldu. Ahmet Hoca, ilim öğrenmede ve öğretmede gayretli, ihlaslı, edepli, mütevazı ve hizmet ehli bir şahsiyettir. Sohbetlerinde Risale-i Nur'dan parçalar okuyan Ahmet Hoca, bu eserleri çok iyi anlar ve izah eder. Askere gitmeden önce Emine Hanım'la evlendi. Bu evliliklerinden Hanife isminde bir kızları oldu. Ancak çocuk henüz 6 aylıkken vefat etti. Bu duruma çok üzülen hanımı da çok geçmeden hastalandı ve vefat etti. Daha sonra Kadiri tarikatine mensup Taşçı Hacı'nın kızı Bahriye Hanım'la evlendi. 1958 yılında Fatma, 1960 yılında Mustafa isimli çocukları oldu. 1957 yılının sonlarına doğru seyyar jandarma olarak Van'ın Başkale ilçesine giden Ahmet Hoca, 6 ay sonra çavuş adayı olarak Erciş'e gitti. Burada inşaat halindeki bir cami ibadete müsait bir hale getirerek 2 yıl boyunca namazları kıldırdı, insanlara vaaz ve nasihatte bulundu. Bir yandan da ilim öğrenmeyi sürdürüyordu. 1960'lı yıllarda askerlik dönüşü ilkokul diplomasını dışarıdan aldı. Ahmet İslamoğlu Hoca 1961-1963 yılları arasında Ayvaz Hacı Köyü'nde imamlık yaptı. 1962 yılında Bahriye'nin bir rahatsızlığı sebebiyle hastaneye götürülürken yolda vefat etti. Ahmet Hoca 27 yaşındayken Yahyalı Hacı Hasan Efendi'nin tavsiyesiyle Tambak Köyü'nden Hacı Mehmet Turhal'ın kızı Fatma Hanım'la evlendi. 1963 yılında Develi Fenese Yukarı Mehmet Akif Camii'ne imam oldu ve 33 yıl boyunca bu camide vermiş olduğu vaazlarla insanlara hakikat yolunu gösterdi ve nasihatte bulundu. 1967 yılında Develi İmam Hatip Lisesi'nin yapımına öncülük etti. 20 yıl aynı camide kardeşi müezzin Abdülatif Hoca ile birlikte görev yaptı.
Ahmet Hoca bütün kandil gecelerinde ve diğer mübarek gecelerde sabahlara kadar bu camide halka vaaz verir ve böylece mübarek gecelerin ihya edilmesine vesile olurdu. Özellikle Ramazan aylarında verdiği sahur vaazları dillere destan oldu. Sohbetlerinde ağırlıklı olarak İslam ahlakı ve tasavvuf üzerinde dururdu. Ahmet Hoca, hediyeleşme, tebrikleşme, davete icabet ve misafirleri ağırlama konusunda oldukça mütevazı ve adab sahibiydi. Dünyalık meseleleri pek konuşmaz, sohbetinde daha çok muhabbetullah'a yer verir. İkram etmeyi ve paylaşmayı çok sever. Talebelerine karşı daima müşrik bir baba gibi sıcak ve samimi davranır, onları kırmamaya özen gösterir, onların her türlü sıkıntısını paylaşırdı. Gelen soruları anlaşılır bir dil ve uygun bir üslup kullanarak cevaplardı. Çocuklara hediyeler verir, sevgi ve merhametle muamele ederdi. İffetli fakirleri sever, halini arz edemeyenleri araştırırdı. Gelen zekatları zarflar içinde ihtiyaç sahiplerine ve fukaralara taksim ederdi. İslam'ın nurlu yolunda ilerleyen takva ehli bir zat olan Ahmet Hoca, ahlakı, adabı, hal ve hareketi sünnet üzeredir, sünnet onun canıdır, gözünün nurudur. Peygamber Efendimiz'den bahsettiğinde gözleri dolar, gönlü coşar, sanki çehresini bir nur kaplardı. Bunun için sünnete uymayan amelde nur yoktur derdi. İnsanlara erdemli bir şekilde emri bil maruf ve nehy-i anil münkerde bulunurdu. Kur'an-ı Kerim'e karşı son derece samimi ve bir o kadar da hassastı. Her gün yaklaşık 200 Kur'an okumayı adet haline getirmişti. Siyaset üstü muhterem bir zat olan Ahmet Hoca, diğer tarikat ve cemaatlere eşit mesafeli dururdu. 1994 yılında emekli olan ve halen Develi'de mukim Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi, gönülleri aydınlatmayı sürdürmektedir. İmam Hatip Okulu ilk açıldığı zaman Develi'ye, biz de köyden öğrenci olarak geldik ve orada öğrenci olduk. Oradaki öğrenciliğimiz süresince üzerimizde devamlı manevi bir şemsiye gibi, koruyucu şemsiye gibi hissettiğimiz bir sığınağımız, bir penahımız olmuştu. O Ahmet Hoca idi. Ahmet İslamoğlu gerçekten bizim o yörede, Develi ve çevresinde son derece iyi tanınan, özellikle öğrenciler üzerinde onların yetişmesi noktasında fevkalade manevi katkısı olan bir zattır. Onunla olduğumuz zaman her zaman manevi bir hava teneffüs etmişizdir. Onun ağırlığını, ama bu ağırlık ürkütücü, korkutucu bir ağırlık değil, aksine